Selam. İlk videomu da böyle açmıştım, hatırlıyor musunuz, böyle selam diye? Ona bir gönderme yapayım dedim çünkü eski videolarımı izlemeye başladım, neden bilmiyorum. Ama merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Akrep Burcu'nun makyajını yapacağız. Böyle kırmızılar içinde bir ben geldim karşınıza. Bir yandan akrebin rengi olduğu için aslında böyle geldim. Bir yandan da biraz enerjiyi yükseltmek için geldim. Umarım bu videoyla enerjinizi yükseltebilirim. Karantina günlerinde bir neşe kaynağı olabilirim. Evde kalışımın kaçıncı günü bilmiyorum. Şuraya bir yere karantina günlüğümü ekleyeceğim. Videoyu izlemekten altındaki yazıyı okumanızı çok 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 istiyorum. Dediğim gibi buraya bir yere ekliyorum. Oradan bakabilirsiniz. Hadi başlayalım. Neyle başlayacağız? Bugün neyle başlasam bilmiyorum. Bugün sanırım yüzümle başlayacağım, bir değişiklik yaparak. Bu riski alıyorum. Yüzümle başlayacağım. Artık eyeliner'dan korkmamam gerekiyor çünkü. Bu kadar zaman oldu. Bir yıl olacak neredeyse ben bu kanal açalı. Hala eyeliner'dan korkuyorum. Güneş kremi süreceğim bugün baz olarak. Benim 355 bin yıldır favorim olan Yves Rocher'in 50 SPF'ini kullanacağım. Yüzüme hazır karantinayı da fırsat bilerek tekrar glikolik asit kullanmaya başladım. Birazcık fazla sürdüm galiba. O yüzden böyle bilgisayara da bakacağım için gün içinde güneş kremi sürüyorum. Güneş kremi sürmeyi unutmuyoruz. İkinci primer olarak Maybelline'in gözenek yazıcı bazını kullanıyorum. Akrep Burcu'ndan birazcık bahsedelim. Akrep Burcu su grubundan olan bir burç. Akrep yani. Yok bir dakika, akrep niye su burcu? Yengeç olsa okey de niye akrep su burcu? Neyse. Biraz şey bir burç. Ne bir burç? Akrep Burcu deyince benim aklıma geliyor. Sadece belli özellikleri baskın olan bir burç. Her burçta olduğu gibi. Ama Akrep Burcu biraz aktivitesi yüksek olan bir burç diyeyim. Kırmızıdan da bence anlaşılıyor bu. Yönetici gezegenlerinden biri Mars olduğu için kırmızı olmasına şaşırmıyorum. Çünkü Koç Burcu da şeydi. Mars tarafından yönetilen bir burçtu. Ve onun da rengi kırmızı. Ama Akrep Burcu'ndaki biraz daha böyle şey. İşte bordo, kiremit. Daha böyle aşırı canlı canlı kırmızı da var. İşte böyle biraz daha rustic dediğimiz kırmızı da var. O yönlerde olan bir burç. O yüzden ben bugün kırmızı burç süreceğim. O yüzden gözüme daha farklı bir şey yapacağım. İlk defa gözüme bir burcun rengini kullanmayacağım ama dudağımda kullanacağım için gözümde de kullanmayayım, çok fazla olur diye düşünüyorum. Şimdi yüzümüze fondötenimizi süreceğiz. Ama ben neyi unuttum? Şimdi yerimi ıslatmayı unuttum. Ben önce kapatıcı süreceğim. Bu aralar bunu yapmaya başladım. Önce kapatıcı sürüyorum. Üstüne fondöten geçiyorum. Kapatıcı olarak yüzümde NYX ve Tarte'ı karıştırıp kullanacağım. Özellikle gözümün altında NYX ve Tarte'ı karıştıracağım. Yüzümde genellikle NYX kullanacağım. Çünkü benim ten rengime daha yakın olan bu. Yüzümün böyle mükemmel şekilde kapatılmış olmasını istiyorum bugün. Ve bunu çok fazla fondöten değil de daha kapatıcıya ağırlık vererek yapacağım. Zoeva'nın kapatıcı fırçasını kullanıyorum. Zoeva artık Sephora'da satılıyor. Bu fırça satılıyor mu bilmiyorum. Bu çok eski bir fırça. Ama eğer Zoeva fırçalarına bakmak isterseniz Sephora'da satılıyor. Çok da güzel fırçaları var Zoeva'nın. Anne ya, senden bir şey isteyeyim mi? He. Şunu bir ıslatıp getirir misin bana? Suyla ıslatacaksın. Niye bu kadar ciddi bir şekilde kapatıcıyı dağıttım bilmiyorum ama dağıttık. Şimdi fondötene geçiyorum. Fondöteni sürdükten sonra eğer daha da kapatılması gereken yerler varsa üzerlerine kapatıcıyla geçeceğim. Fondöten olarak bugün Rimmel London'ın Match Perfection'ı kullanacağım. Benim rengim 200 Soft Beige diye geçiyor. Bu arada Wet n Wild'ın bu Photo Focus'un yeni bir fondöteni çıktı. Yani yeni değil de. Yeni bir formülü çıktı. İşte bir önceki daha mattı. Bu yeni çıkardıkları daha ışıltılı. Onu denememi istiyor musunuz? Denememi istiyorsanız aşağıya yazın. Ya ben ilk çıkanı şuraya eklerim, o videoyu. Çok da müthiş bir fondöten değildi benim için. Açıkçası ama eğer yenisini denememi istiyorsanız denerim. Bir fondöten fırçasıyla yedireceğim. Benim fırçam Elf'in Ultimate Blending Brush diye geçiyor. Ben bir yerde bir şey atlıyorum acaba. Bir sanki bir burcu atladım sanki. Bundan önce bir burç daha olması gerekiyor. Teraziyi unuttum. Bundan sonraki terazi olacak. Üzgünüm terazi burçları. Biz bugün Akrep Burcu'ndan devam edelim. Terazi burçlarının şeyinden fırçam kırıldı. Biz bugün Akrep Burcu'ndan devam edelim. Buraya gelmişiz, hazırlanmışız kırmızı kırmızı. Akrep Burcu. 23 Ekim, 21 Kasım arasında doğduysanız Akrep Burcu oluyor. 21 Kasım mı? 22 Kasım değil mi ya? Sanki 22 Kasım diye hatırlıyorum ama sitede 21 Kasım diyorsa 21 Kasım olarak alacağız. Dediğim gibi 23 Ekim 21 Kasım arasında doğduysanız eğer Akrep Burcu oluyorsunuz. İlişki anlamında en iyi boğa ve yengeçle anlaşırlarmış. Üzerinden birazcık da süngerle geçeceğim ki bunun aşırı aşırı durmasın, aşırı yüzüme maske yapmış gibi durmasın diye. Şimdi birazcık kontür yapalım. Soğuk bir kontür kullanacağım. Fenty'nin
Amber'ını kullanacağım çünkü bence böyle akrep burcu kadını deyince özellikle aklıma böyle aşırı sexy, smokey eye ve hani şey kontür geliyor böyle. Snatched dediğimiz aşırı keskin bir kontür geliyor. Ve bunu ben sıcak kontürle verebileceğimi düşünmüyorum. O yüzden bunu kullanacağım. Bu arada bir önceki videomda bunun neredeyse dupe olarak, muadili olarak Flormer'ın bu Steam'den bahsetmiştim. Eğer buna bu kadar para vermek istemiyorsanız ki istemezseniz anlarım. Çok normal. Flormer'ın kontür stiklerine bakabilirsiniz bence. Hazır bu kontürü de şöyle yerleştiriyorken, çünkü kontür yapmak en uzun süren şey makyajda neredeyse. Güçlü yanlarından bahsedelim. Cesur insanlardır akrep burçları. Yani böyle çekingen değillerdir. Ki bu güzel bir özellik bence. Tutkulu insanlardır, inatçı insanlardır biraz. Kendileri için yanlış olanı bile inat edebilirler yapmak için. Biraz pratik insanlardır. Yani bir şeyin çözümünü çok farklı yönlerde bulabilirler. Yani kaynaklarını kullanmayı iyi bilen insanlar açıkçası. Zayıf yönleri. Güven problemi olan bir burç. Bunun sebebi de bence çok kıskanç olmaları. Çok kıskanç oldukları için karşısındakine de güvenmiyorlar maalesef. Bu da tabii bazen ilişkilerde sorunlara yol açabiliyor. Kontür yapınca şuradaki o yükseklik daha çok ortaya çıkıyor. Çok hoşuma gidiyor. Şuradaki şu an ışıltı bayağı hoşuma gidiyor benim. O yüzden kontür çıkardıkları için Kardashian ailesine tekrar teşekkür ediyoruz. Yüzümüzü neredeyse temelini oturttuk. Yüzümü pudralamayacağım da. Şimdilik böyle bırakacağım yüzümü. Bu Nikki Tutorials değil. Nikki Makeup'tan öğrendiğim bir teknik. Yüzünü önce birazcık bırakıyor pudralamadan önce. Hani her şey yerli yerine otursun kendilerince diye. Ondan sonra pudralıyor ve daha az pudra kullanması gerekiyor bu şekilde. O yüzden ben birazcık bırakacağım. Şimdi sadece kaşlarımı bir tarayacağım. Bu arada kaşlarımı taramak için eski bir maskara fırçamı kullanıyorum. Bu benim çok sevdiğim Marc Jacobs'ın bir maskarasıydı. Hani bitti yani, bitirdim maskarayı ve 1,5 yıl falan oldu zaten, artık bitirmemiş olsam da kullanamazdım gözlerimde. O yüzden maskarayı temizledim ve artık kaşlarımı taramak için kullanıyorum. Güzel bir teknik bence, yapabilirsiniz. Şimdi gözüme baz olarak aslında kapatıcı sürdüm. Ama bir de böyle biraz daha renk vermesi açısından bu Maybelline'in Instant Anti-Age Eraser, benim normalde sıcak tonlarda kontür yapmak için kullandığım ürününü yine yüzüme, daha doğrusu gözüme yedireceğim. Çok az yedireceğim çünkü çok pigmentli bir ürün bu. Bunu bir fırçayla gözüme yediriyorum. Bugün kırmızıyı ben dudaklarımda kullanacağım için bir de gözümde kullanmak istemiyorum. Çünkü çok fazla olur o zaman. Ve fazla değil de tam ayarında olması gerekiyor bence. Özellikle bir akrep burcu için. Çünkü makyajın böyle seksi gözükebilmesi için ayarında olması gerek. Yoksa aşırı Arap makyajı durur. Arap makyajı da hani Dubai'de olsam okey de Dubai'de değil. Elfin The New Classics paletini alıyorum. Bu paletteki şuradaki truffle rengini alıyorum. Onunla bir göz kapağıma geçeceğim truffle rengini. Çok hafif bir geçiş yapıyorum. Bence akrep burçlarının zayıf yönlerinden biri iletişim kuramıyor olmaları. Gerçekten iletişim konusunda bence müthiş başarılı değiller diye düşünüyorum. Ama bu benim sadece görüşümde olabilir. Bilmiyorum. Yani bunun sebebi de aslında birazcık fazla kendilerine şey olmaları. Yani biraz kapalı insanlar. O yüzden de belki komünikasyon konusunda problemler olabilir. Komünikasyon. Kahverengi bir kalem alıyorum. Dağıtılabilir bir kalem olması önemli. Bununla önce bir kirpik tiplerimize geçiyoruz. Bunu küçük bir fırçayla, ben şöyle bir fırça alacağım. Bu aslında bir dudak fırçası. Şöyle küçük bir fırçayla bunu dağıtıyorum. Öyle içeri doğru dağıtıyorum bunu. Biraz daha alacağım aynı kalemden. Şöyle daha içeri doğru. Diğer gözüme geçeceğim. Ondan sonra ikisini birazcık daha koyulaştırmaya çalışacağım ama önce bir bu gözü de yapayım çünkü unutacağım ve ikisi çok farklı olacak diye korkuyorum. Sonra ne yapıyoruz? Bir eyeliner fırçasıyla, böyle bayağı ince bir fırçayla buradaki brownies rengini alıyorum. Bu Sofun Revolution paleti, Extra Spice paleti. Buradaki brownies rengini alıyorum. Bunu yine kirpik dibime geçeceğim. Şimdi yine aynı paletten şurada bir cookie dough rengi var. Bu daha böyle kemik rengi bir var. Bunu daha düz bir fırçaya alacağım. Bunu
gözümün ortasına yerleştireceğim. Biraz daha aslında orayı sabitlemek için, yani göz kapanma karışmasını önlemek için şöyle bastırıp bırakıyorum. Şimdi gözümüzün altına geçelim. Gözümün altına yine aynı kapatıcıyı kullanıyorum, baz olarak kullandığım bir fırçayla gözümün altına geçeceğim. Çok fazla alt tarafı geçirmeye çalıştım. Ben normalde şuraya kadar getirmeyi seviyorum farı. Bu sefer o kadar getirmeyeceğim. Daha kirpik dibinde tutacağım. Rimmel'ın Scandalize diye bir kalemi var. Kaç numara olduğu yazmıyor ama kahverengi olanı. Bunu gözümün iç kısmına geçeceğim ve gözümün alt kısmına da dağıtacağım. Dağıtılabilir bir kalem olmasına dikkat edin. Daha sonra biraz da alt tarafına çekeceğim. Daha sonra bunu dağıtıyoruz. Neyle dağıtıyoruz? Kirpiklerimi kıvıracağım, maskaramı süreceğim. Ondan sonra akrep burcu ve yüzümüzün kalanıyla devam edeceğiz. Kaşlarımı yapacağım hızlıca. Kaşlarımı çok bir şey yapmayacağım çünkü yeterince dolu olduklarını düşünüyorum. O yüzden sadece jelle sabitleyeceğim. Kaşlarımı şöyle bir sabitliyorum. Şimdi akrep burcu neleri sever? Akrep burcuyla kesinlikle dürüst olmak zorundasınız. Hani yalan söylemeyeceksiniz akrep burcuna. Kimseye söylemeyin de akrep burcuna hiç söylemeyin. Çünkü çok şey bir burçtur. Hani sildiğimi tam silen bir burç. Onun dışında böyle şeydir. Sürekli yeni bir arkadaş grubuna katılmak, sürekli yeni bir arkadaş yapmak değil de böyle bir insanla uzun süre arkadaş olsun yani. Ömür boyu arkadaş olsun bir insanla diye ister. Şimdi yüzümü şöyle bir üzerinden geçiyorum. Gereken yerlere tekrar kapatıcı ekleyeceğim. Tutkusu olan insanları sever. Böyle tutkulu olan insanları sever. Şeyi sevmez böyle. Boş yaşayan, heyecansız yaşayan insanları sevmezler. Şimdi yüzümü pudralayacağım. Gözümün altını pudralamak için Makeup Forever kullanıyorum. Eğer akrep burcu biri size bir sır verdiyse o sırrı gerçekten mezarınıza kadar taşımanız lazım. Yani o sırrın açıklanmasına, o sırrın açığa çıkmasına nefret eder. O yüzden de aslında iyi sır tutan insanlardır. Yani güvenebileceğiniz insanlardır sır tutmak konusunda bence. Şimdi yüzümün geri kalanını da Maybelline'in Fit Me mat şeyinden kullanacağım, pudrasından kullanacağım. Bendeki rengi 220. Biraz daha kontüre ihtiyacım var sanki. Bu paletteki, Rachel Lair paletindeki şuradaki Caramel Slice rengini alıyorum. Benim çok sevdiğim bir hem bronzer hem kontür rengi. Sıra allıkta. Allık olarak ben şöyle bir allık kullanacağım. Bu pastelin bir allığı. Birazcık daha akrep burcundan bahsedelim. Hiç bahsetmediğim gibi hissediyorum. Kararlı insanlardır. Yani istediklerin peşinden giden insanlar. İstediklerini elde edene kadar devam eden insanlar. Birazcık takıntılı olabilirler bu konuda ama emin değilim. Dedim ya kendilerini çok anlatmayı sevmezler. O yüzden böyle biraz gizemli insanlardır. Bu arada bu allık aşırı pigmentli bir allık. O yüzden azıcık sürdüm şu hale bakın. O yüzden bayağı dikkat etmeniz gerekiyor eğer kullanmayı düşünürseniz. Rachel Lawson Pixie ile yaptığı highlighter paletinden hop şunu alalım şöyle. Şimdi şey diyor. Çeviri yapıyorum şu an. Evrenin sırlarını, evrenin kurallarını iyi anlayan burçlar olduğu söyleniyormuş. Bu yüzden de aslında hani birazcık daha şey oldukları için, nasıl desem, bilgili oldukları için olduklarından daha büyük, olduklarından daha olgun görünebiliyorlarmış. Ruj olarak ben pastelin bu aşırı kırmızı Day Long Lip Color'larından 9 numarasını kullanacağım. Bu bayağı kırmızı, bayağı kırmızı. Şimdi göreceksiniz zaten. Akrep burcunun makyajının sonuna geldik. Terazi burçları geliyor. Bir sonraki sizinki. Akrepten bu kadar. Umarım akrep burçları beğenmiştir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı, kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Evde kalmaya devam edin.